Eyvallah, merhabalar. Genel Başkanım. Genel Başkanım. Neredesin? Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş geldiniz. Birlikte olmuştuk. O zaman da genel başkanımızı kahvemize davet etmiştik. Mülkücülerin kahvesi olarak. Genel başkanımız da icaz ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Saygı duyuyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Efendim hep sizlerle beraber olmaktan son derece memnunum. Soracağınız her soruya biraz sonra sohbet edeceğiz. Benim anlatmam çok önemli değil. Sizin sorularınıza benim cevap vermem lazım. İçinde bulunduğumuz şartlar çok iyi şartlar değil. Öyle emeklilerimiz var ki kahveye gittiği zaman çay kahve ne ısmarlayabilecek ne de içebilecek pozisyonda olmayabiliyor. O nedenle hepimize düşen görevler var. Memleketin içinde bulunduğu şartlar dolayısıyla. Evet, ülkücülerle beraber olmaktan son derece memnunum. Çünkü bu vatan hepimizin vatanı. Sadece benim değil, hepimizin vatanı. Her birimiz vatanseverlik konusunda aynı duyarlılığı taşıyoruz zaten. Kendi ülkemizde, kendi vatanımızda huzur içinde yaşamak isteriz. Hiç kimsenin burnu kanamasını isteriz. Her evde huzurun, her evde bereketin olmasını isteriz. Her evde kişilerin rahat yaşayabileceği bir ortamın olmasını isteriz. Böyle bir arzumuz var tabii. Yaşadığınız sıkıntıları 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum. Çünkü benim de amcam var, dayılarım var, yeğenlerim var. Dolayısıyla onun içinde emekli olan var, işçi olarak çalışan var, devlet memuru olanlar var. Yani sizin hayatınızda kimler varsa 3 aşağı 5 yukarı benim de hayatımda var. Dolayısıyla hayatın bütün sıkıntılarını bir şekliyle hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Bunları aşmak mümkün mü? Elbette aşmak mümkün. Bunun için de oturacağız, hep beraber konuşacağız, tartışacağız. Ortak aklı egemen kılacağız. Sonuçta dediğim gibi memleket hepimizin memleketi ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Yolumuz yolumuzdur, duruşumuz duruşumuzdur. Eyvallah. Vatan, millet, Dostluk İttihat, Kemal diyen arkadaşımız var. Evet, eyvallah. Aynen. Eyvallah. Bizim memleketin bir özelliği var. En temel özelliği Milli Kurtuluş Savaşı'nı vererek yeniden kurulmuş olmasıdır. Ve bu coğrafyaya huzuru getirmek için, büyümeyi ve kalkınmayı getirmek için mücadele etmiş olmasıdır. Şöyle biraz geçmişe baktığımızda babalarımızda, dedelerimizde, atalarımızda şehitler görürüz, gaziler görürüz. Bu coğrafyanın her tarafında görürüz. İster Kars'a gidin, ister Erzurum'a gidin, ister Doğu'ya gidin, Antep'e gidin, Şanlıurfa'ya gidin, Kahramanmaraş'a gidin, İzmir'e gidin. Görebilirsiniz bütün bunları. Ve biz bu coğrafyada bir, bütün mazlum milletlere örnek olacak bir mücadele verdik. Biz Cumhuriyeti, biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdikten sonra bütün mazlum milletler bizi örnek aldılar. Onlar da Milli Mücadele Savaşı verdi. Ve onlar da bağımsızlıklarını elde ettiler. Yani Mısır'ından, Libya'sından, tutun Cezayir'inden, Fas'ından, Tunus'una kadar onlar da bir bağımsızlık savaşı verdiler. Sonra biz Cumhuriyetimizi kurduk. Biz kurduktan sonra yine onlar da her birisi ayrı ayrı kendi cumhuriyetlerini kurdular. Dolayısıyla bizim tarihsel sorumluluğumuz, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihsel sorumluluğu aynı zamanda bütün mazlum milletlere örnek olma sorumluluğudur. Hepimiz örnek olduk. Yani birlikte babalarımız, dedelerimiz mücadele ettiler. Hem kendi ülkemize hem bütün mazlum milletlere örnek olan davranışlarda, mücadelelerde bulunmuş olduk. Böyle bir güzelliğimiz var. Pişman olanlar olmuş Sayın Genel Başkanım, biz pişman olmadık. Elbette. Her zaman pişman değiliz. Evet, evet. Verdiğimiz kararlı mücadeleden geri dönmek yoktur. Geri dönmeyeceğiz, evet. Bizim en temel özelliğimiz o. Bakın şunu söyleyeyim. Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur.
umutsuzluğa kapılmak yoktur. En zor şartlarda bile umudumuzu koruyacağız. Çünkü bizim umudumuz daha güzel bir Türkiye'yi inşa etmek. Yani daha karamsar bir tabloyu hayata geçirmek için değil. Emekliye 15 bin lira vereceğiz dedik. E verilebilir miydi? Verilirdi. Niye verilmesin? Ay niye verilmesin? Şimdi bakın. 85 milyon insan bir avuç kişiye çalışıyor. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor bu iş? Şöyle oluyor. Siz devletten ihale alıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 kişi. Devletten ihale alıyorsunuz. Hayır yani. Örnek veriyorum. Aldığınız ihale dolar bazında. Siz bir de garanti vermişler. Hiç zarar etmeyeceksiniz. Dolar arttıkça sizde herhangi bir sorun yok. Garanti vermiş. Biz ödüyoruz size. Garantiler var tabii. Ne garanti? 100 binlik şehre tabii. 500 bin uçuş garantisi vermiş. Biliyorum. Bütün bunlar bakın 85 milyon bir avuca çalışıyor. Bir avuç kişiye çalışıyor. Bu tablonun çok iyi anlatılması lazım. Sadece benim değil. Sizin de anlatmanız lazım. Sizin de söylemeniz lazım. Burada bir hata var. Burada bir yanlışlık var demeniz lazım. Bir de şu. Madem ülkücülerin kahvesindeyiz. Milli paramız var değil mi? Adı ne? Türk lirası. Niye Amerikan doları geçerli oluyor? Niye devlet Türk lirasıyla değil de kendi vatandaşından Amerikan dolarıyla borçlanıyor? E sormak lazım ya. Peki bunun milliyetçilik neresinde? Ama bizim altı okumuzdan birisi milliyetçilik. Türk lirasıysa o benim liramdır. Bu ülkenin lirasıdır. Bu ülkenin onurudur ve bu ülkenin şerefidir. En acı olanı da neden bizim yardımımıza güven yoksa aslında onu da oturup iyi düşünmemiz lazım. Şöyle düşünmemiz lazım. Yani kalktı o parti oy verdi diye suçlamak yerine neden oy verilmemesi gerektiğini anlatmamız lazım. Biz bazen siyasetçi olarak suçluyoruz. Suçlayınca onu sanki karşı kampa itmiş gibi oluyoruz. Oysa onunla oturacağız. Kağıt oynarken de, efendim çay içerken de, kahve içerken de, gezmeye giderken de, pazarda alışveriş yaparken de ona iyi bir dille ve onu ikna ederek anlatmamız lazım. Devlet memuruyum. 36 sene Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yaptım. Hasiyetli, şerefli, dürüst. 16 sene Karacaamirliği yaptım. Öyle. En sonunda Milli Eğitim Bakanı, çok özür dileyerek söylüyorum, biraz mevzu değişiyor ama Yusuf Tekin Bey'in hanımının şoförlüğünü yaptı, bu da Halk Eğitim Müdürü. Evet. Kendisi işte Hacı Bayram Üniversitesi müdürlüğü yaptı. Ama hüsnü niyetimizde, dürüstümüzde, buradaki bütün arkadaşlarımızla lise diplomasıydı, belgeydi, bilgisayar, aklımızda ne gelse yardımcı olmaya çalıştık. 3 sene emekli oldum, 120 bin lira para aldım. Bugün işte 9 bin lira yakın para alıyorum. Daha çok iyi şeyler bekliyordum ama bizi öğüne öğüne %25 verdim diye benim maaşıma kira yansıdı. Her şeyi görüyoruz, yani vatandaş her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor ama dediğim gibi aklımız yetti ama gücümüz yetmedi. Ha çok mu oy farkı var? Onun da bilgisini değil yani. Çok az bir oyla da kaybettik. Yani bizden illa ki yani MHP'li, CHP'li, şu partide değil. Yani refahçı, faziletçi olarak değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları olarak biz bunlardan zaten muzdaripiz yani. Doğru, ama doğru, ne yapalım ya? Size gücümüz yetmedi yani. Teşekkür ederim. Yani. Şimdi bir şey söyleyeyim. Doğrudur. Ben de çalıştım. Siz de çalıştınız. Başkanım izledik. Her birimiz. İzledik ya. Şimdi şöyle düşünelim. Çalıştıysak vicdanen müsteriyiz. Çalıştıysak. Aynen öyle. Çalıştık. Ne yapalım? Şimdi bir işin içinde asıl hedefimiz ne? Kazanmak. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı. Evet. Kazanamadık. Ama bu dünyanın sonu değil. Dünyanın sonu değil. Yapılan ilk seçim de değil. Son seçim de değil. Dolayısıyla bizim yine gücümüzü koruyarak çok az farkta kaybettik. O zaman oturacağız, konuşacağız. Yani vatandaşla oturacağız, konuşacağız. Bak kardeşim, vermedin oy. Eyvallah. Ben seni suçlamıyorum. Belki dedim bunlar daha iyilerini yaparlar. Eyvallah. Ama şimdi öyle bir tablo yok. Sen de yaşıyorsun, görüyorsun.
O zaman bunun değişmesi lazım. Bizim vatandaşı ikna etmemiz lazım. Şunu kabul edelim. Ben 85 milyonu tek tek gidip görüşme şansım yok. Kesinlikle. Tabii. Ne olacak? Bugün bu kahvedeyim. 3 ay sonra İstanbul'da bir başka yerdeyim. 15 gün sonra bir başka yerdeyim. Ama görüşeceğim kişiler her zaman sınırlıdır. Televizyonlara çıkabilirsek anlatırız. Onu da isteyen izliyor, isteyen izleyemiyor. Dolayısıyla televizyonların etkisini de bilmiyorum ama aslı olan vatandaşla yüz yüze gelmek ve konuşmaktır. Asıl olan budur yani. Yani karşılıklı güveni oluşturmamız lazım. Bu güveni oluşturmasak olmuyor. Yani yapmadınız değil, yaptınız. Evet. Var, köy, ilçe, gittiniz. Yani bir çalışma bu kadar olurdu. Keşfor'un siyasetini ben 50 yıldır hemen hemen içindeyim. 13-14 yaşından beri. Ve Keşfor'undayız. Önce Keçören'i ben söyleyeyim. Keçören biliyorsunuz ki Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımlarının atıldığı yer. Karargah Tepe ismi olan. Kazım Karabekir'in karargahı evet, buradadır. Burada. O, Recep Peker'lerin, Saraçoğulları'nın evet, oturduğu yer burası. Evet. Daha bir sürü insan tamam. Siyaseten. Biz tabii bundan Keçören olarak gurur duyuyoruz. Yani Keçören'in bu kadar milliyetperver olmasının sebeplerinden birisi de burada Kurtuluş Savaşı'nın, Kuvayi Milliye'nin başlanması. Arkadaşa da cevap olarak onu söylüyorum. Yani ben Keçören olmaktan biz gurur duyuyoruz. Tabii. Yani Semra Hanım da evet. Sayın Vekilimiz de Keçörenli. Onun için çok öyle. Tanışmıyorduk. Tabii etrafındaki insanları tanıyoruz. Tabii. Tanıdıktan sonra kendi milliyetçiliğimden utandım. Tabii. Yani Semra Hanım'ı tanıyınca, evet. Onun düşüncelerini evet. Öğrenince kendi milliyetçiliğimizden utandık. Geçmişimize de belki hatalar yapmışızdır. Onun için de ayrı şeyler. Bu mahalle, bu semt, yani bu asfalt şose arası seçimlerde 1973'ten beri ben bu seçimlerdeyim. 16 yaşından itibaren evet. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verdim. Yani sizin adınıza verdim, evet, birinin adına. Tabii, işte o zaman bir kere oylar vardı, kimse yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi birinci partiydi. 73, 75, 77. Evet. Daha sonraki yıllarda, günümüze kadar birinci merkez sağ partiler. Evet. İkinci Milliyetçi Hareket Partisi burada. Evet. Üçüncü CHP'ydi. Öyle. Ama bu seçimde şuna inanın buradaki arkadaşlarımızın hiçbirinin hakkını yemeyelim. Şenlik Mahallesi ve civarında Kemal Kılıçdaroğlu birinci çıktı. Bunu açsın baksın. Yani böyle bir şey olması inanılmaz ve bu tepkileri bana başta bir neyse ismini söylemeyeyim. Buradaki idareci olmak üzere yani evet. Yerel idareciler evet. Olmak üzere nasıl oldu diye aradılar beni yani. Yani ilk defa. Tabii evet. Yani o üstlerdeki partinin öndeki insanlar da nasıl oldu diyor. Ya nasıl oldu diye bir şey yok. Demek ki insanlar kabul ettikleri insanın yanında sahip çıkarlarsa, yanında dururlarsa, bilirlerse ki bir Anadolu beyidir, evet. Beyefendidir. Evet. Ben sizi öyle görüyorum. Alçak gönüllü. Buraya da gelişinizden bu belli. Onun yanında durduk, inandık ve çok şükür Keçiören'de kazandık ama başka yerde başka şey olabilir. Ki en son belediye seçimlerinde bile Adalet ve Kalkınma Partisi birinci partiydi. Evet, öyle. Ha, fark çoktu. Öyle. Adayla şey arasında, iki aday arasında belediye seçimlerinde 60-70 bin oy farkı vardı. Yani ilçe belediyesini alan şahısla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hasik arasında 60-70 bin oy vardı. O fark zaten Mansur Bey de bir yere taşıdı. Ha bunların da göz ardı edilmemesi lazım. Buradaki lazım. İnsanların tabii. Emekleri, çocukları da sahiplenilmesi lazım. Ya biz gelmişiz, geçmişiz. Yani öyle. Benim kendi ailem olarak bir şeye ihtiyacımız yok. Çoluğum, çocuğum çalışıyor. Önemli. Ama burada ben size söyleyeyim. Yani evet 20 senedir iş ve aş bekleyen insanlar var. Burada 40 yaşının üstünde 40 yaşının üstünde çocuğu olanlar, evlenemeyenler efendim bir sürü insan var. Ha bu biz belediyeden buna benzer şeyler beklerdik. Oldu mu oldu. Ama işte siz de bildiğiniz sebepler vardır. Mutlaka size raporları gelmiştir. Ama sizin iktidarınızda inşallah yaşar görürüz. Yaşımız belli bir yaşta. Sizden işte 7-8 yaş küçüğüm gerçi ama ondan sonra yaşar görürüz. İnan ki ben adaletin, dermanın ve hakiki iktidarın yani Türk milletinin evet. Layık olduğu iktidarın sizlerle geleceğine inanıyorum. Çünkü biz çıktığımız kaynakta şu andaki duruma bakınca vazgeçtik yani. Bunlardan vazgeçtik.
ve geçmişteki bütün köprülerimizi, limanlarımızı yaktık. Niye? Ya bu ülke için. Yani ülke şimdi için. Karşılıklı olur. Siyasi hatalar olmuş olabilir geçmişte. Olur, olur. Ama bugün biz ya birlik ve beraber olduğumuz nokta nedir? İşte Atatürk'tür. Bizim başlığımızdır. Öyle. Efendim Türk milletidir, Türk devletidir. Bunlardan vazgeçemiyor muyuz? Milli sınırlardır, misak. Bunlardan vazgeçemeyiz. Dolayısıyla bunları da en çok şu anda benim gördüğüm kadarıyla sahiplenen siyasi organizasyon Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz, ben ve arkadaşlarım da bu işe gönül verdik, emek verdik. Size de ayrıca bu tevazunuzdan dolayı teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani, bir şey söyleyeyim. Vatan ve bayrağa söz ettirmeyiz. Onlar bizim kırmızı çizgimizdir. Elbette ki kendi vatanımızda, kendi bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak isteriz. Herkesin karnı doysun isteriz. Memlekette gerçek demokrasi olsun isteriz. Bütün bunların hepsini yapmak mümkün. Ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin gerçekten bir beka sorunu var. Eğer para bulmak için, evet. bu ülkenin itibarı satılıyorsa, para bulmak için bu ülkenin mahkemelerinin kararı satılıyorsa, o zaman her birimizin oturup düşünmesi lazım. Türkiye'de işlenen cinayetin davası niye gider Suudi Arabistan'a? Niye gider? Hakim ne adına karar veriyor? Türk milleti adınadır. Türk milleti adına karar veriyor. Türk milleti adına karar vermesen diyor, gönder oraya diyor, onlar karar verecek. Olur mu? Bir olmaz. Anekdot daha anlatayım. Olmaz. Kusura bakmayın. Olmaz yani. Şimdi Semra Hanım tanıyor, benim oğlum var. İşte yurt dışında burslu okudu. Orada arkadaşları var. Arap da arkadaşı var. Evet. Ondan sonra bayramda İstanbul'a gelmişler. İstanbul'da yaşıyor. Bizi bir kahvaltı yerine götür demişler. Sabah kahvaltısı gitti. Baba diyor, ben 60 yani resim de var. Şey de var. Videosu da var. Oraya gittik diyor şeye. Kahvaltı yapmaya herkes Arap diyor içeridekiler. Evet. Türkler sadece garson ve bulaşıkçı diyor. Ya inan ki böyle gözlerim doldu. Yani Atatürk ne demişti? Ben her şeyi öğrettim ama hizmetçiliği öğretmedim. Garsonluğu öğretmem demiş bu millete. Bu millet şimdi o bizim daha evvel tebaamız olan diyeyim artık. Evet. İnsanlara bulaşığını yıkıyor, temizliğini yapıyor, garsonluk yapıyor. Bunlar ağır bir şey olur mu? Yani bizi bu duruma kim getirdiyse, dolaylı veya dolaysız kim bu durumlara bizi düşürdüyse ben onları işte kınıyorum yani. Başka bir şey söylemiyorum. Allah Allah. Sayın Genel Başkan, dün Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Evet. Zelenski ile görüştükten sonra. Sonra da dedi ki önümüzdeki ay Putin gelecek. Evet. Dün de Putin'in danışmanı böyle bir şey gündemimizde yok. Yok dedi. Yani ben kabullenemedim bunu. Ne kadar küçük düşünücü. Yani olmayacak bir şeyi sanki bütün gelecek gibi Türkiye'nin itibarıyla bir danışman kalkıp da öyle bir şey gündemimizde yok dedi. Çıktı Putin'in danışmanı. Bir yani, tane bir tane olsa diyeceğim de çok var, daha çok. Önce ne diyordu? Gazze'ye gideceğim diyor değil mi? Üç ay sonra gideceğim. Gidemedi. Ya 10 yıl geçti ya. Yani, yok ya. Emevi Camisi. Şimdi, uyandırmışlar. Şöyle dış politikada konuşurken boğazın 9 boğum olduğunu unutmayacaksınız. Her şeyi içeride konuşursun. Vatandaş unutur. Sonuçta beraberiz yani. Eksik fazla gider. Ama dış politika öyle değil. Dış politikada son derece dikkatli bir dil kullanmak zorundasınız. Yanlış bir şey yaparsanız onun faturası millete çıkar. Bir kişiye değil. Millete çıkar. O açıdan şimdi kalkıyorsunuz. Putin'le ilgili görüş beyan ediyorsunuz. Yani. Adam diyor ki yok ya bizim gündemimizde yok. Bu ne demektir? Sen yalan söylüyorsun demek. Yani. Bir Türkiye Cumhuriyeti'nin en tepesinde oturan kişiyi yalanlamak ne demektir ya? Yani? Demek ki devleti yönetmekten acizsiniz siz. Başkanım yani bu ilk defa değil. Bu 20 senedir aynı bir çizgiler var. Yalan çizgisi. Vatandaşın sırtından geçiren bir devlet olur. Bak bu ülkenin bekasını savunmak demektir. Ülkücülük budur yani. Dolayısıyla sıkıntılar olabilir, eksikliklerimiz olabilir, yanlışlarımız olabilir. Tamam, kalkıyoruz. Yunus Emre Zeydan. Evet.
Tamam. Şimdi şöyle geniş yerde durun da oraya gel. Bir fotoğraf çekti. Başkanım çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam, biz alıyoruz.